Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Kardeş kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Çoş gibi muhatap olabildik ya. Buyurun, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olun? Bu poliçeyi keserken kardeş, muhatap olacak adamları niye söylemiyorsunuz? Acente diyor ki, ilgilenmiyor. Bir hasarımız oldu. Ya bölgeyi zor bulduk. Yani siz havaya mı poliçe geçiyorsunuz? Serdar Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün ihtiyaçlarınız için yardımcı olacağım. Belli ki biraz gerginsiniz. Sizin biraz için... değil, çok. Tamam. Biraz değil yani, 3 hafta oldu, rezil oldum ya. Kaskoyu yaparken acente parayı alırken alıyor. Mis gibi kesiyor, parayı verdik, ödememizi yaptık. Ama bir hasar oldu, 3 hafta oldu. Ne bir araba var, ne bir şey var, rezil oldum ben ya. Nasıl olacak bu iş? Şimdi ben öncelikle bir sizin bilgilerinize bakayım, poliçenizi inceleyelim. Tamam. Hasar dosyasında durumda öyle. Ben bunlara bakarken size de bir Türk kahvesi ikramım. Yok kardeş, ben bir şey içmek istemiyorum. Peki. Ben olayımın çözülmesini istiyorum. Yani muhatap olarak seni şimdi buldum ya. Ya kusura bakma, ben buraya kavga etmeye geldim. İşin açığı bu yani. Onu baştan söyleyeyim de yani. Olayı kopartmaya geldim ben yani. Muhatap olarak da seni buldum. Evet. İnşallah çözeceğiz. Çözemezsek sıkıntılı yani. Başka yerlere gidecek olay. Ben de size bakmam. Siz neresiniz? Ben Adanalıyım. Ben de Rize'liyim. Öyle bir dünya yok. Bir dakika. Öncelikle işiniz rahat olsun. Bu konuda bir mağduriyet yaşamışsınız. Yaşadığınız mağduriyetten de anladığım kadarıyla bir geçişme durumu var. Plaka, TC kimliğinizde hangisi varsa bana verebilir misiniz bu sorumluya? Vereyim. Plaka 01 ABC 123. Şimdi sistemden gördüğüm kadarıyla BMW marka bir aracınız. Aracınızda yetkili servisi çektireceksiniz. Burada çektirdiğiniz aracı şu an onarım onayı verilmiş görünüyor. Yalnız burada parça tedarikinde bir problem var. Şimdi sizin aracınız BMW'nin 3 kasası ve 2014 model araç. Bu araçta siz de biliyorsunuz, ben de eski BMW sahibiyim. Benim de BMW aracım vardı. Hani çok keyifli bir araç ama biliyorsunuz bunların parçaları bulunmuyor. Evet. Biliyorum. Yani parçaları dışından bulunuyorlar. Evet. Hani parçayla alakalı sıkıntımız var. Önce bir arayalım. Ömür dostu sorumlusuyla görüşeyim. Ama işte burada sıkıntı ne biliyor musun? Tamam. Evet. Parçada sıkıntı var. Biliyorum. Aracımın durumunu da biliyorum. Evet. Ben bunu kasko yaptırırken bu şirket kesen acente özellikle bunu söyledi. Bunu söylememe rağmen hasar oldu ve karşılaştı. Ama ilk başta bana böyle söylemedi. Sonuçta bu... Nereyi söylüyorsun? Şimdi ben dedim ki, benim aracım sıkıntılı bir araç. Tamam. Evet. Güzel bir araç ama parça konusunda sıkıntılı bir araç. Aynen. Ben biliyorum zaten aracımın durumunu. Hı-hı. Hasar olduğunda, yarın bir gün ben poliçemi kestirmeden bunu direkt konuştum ben. Yarın bir gün hasar olduğunda, ben işte 3 hafta, 1 ay neyse, ben bunu bekleyeceğim mi diye acenteye sorduğumda, acente bana, abi sıkıntı yok. Hasar anında, Neova sigorta, her türlü aracının parçasını halledecek. Hiçbir sıkıntı yok. Sürede uzamadan, kısa bir sürede halledeceğiz dedi bunu. İşte zaten acente elime geçmiyor. Onun için şirkete geldim ben. Anlatabiliyorum değil mi durumu? Şöyle yapalım. Ben şimdi sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla acenteniz size bilgilendirme yaparken siz özellikle aracınızın eski modelinin güvenli olduğunuzu söylediğinize rağmen evet, parça tedarini ben her halükarda hallederim. Evet. Şirketi yani dedi ki bu şirket Neova sigorta bu konuda sıkıntısızdır. Aracınızın durumu ne olursa olsun parçayı en kısa zamanda her türlü halleder. Bunu söyledi bana acaba. Şimdi buradaki konu biraz da şu. Şimdi siz kaç yıldır aracınıza kasko yaptırıyorsunuz? İlk yılınız. Hayır, benim 8. yılım. Ben 8 yıldır BMW'ciyim. İlk defa hasar alıyorum. Ve 8 yıldır da Neova sigortanın müşterisiyim. 8 yıldır bu müşteriyi böyle rezil ediyorsa yani yeni müşteri çekmeniz çok zor. Sizi anlıyorum. Şimdi bana izin verirseniz ben bir dosya sorumluluğu telefon açayım. Yani ne yapabiliriz, ne ediyoruz, onu bir görüşelim. Tekrar soruyorum, kahve içer misiniz? İçerim. Biz iki sade Türk kahvesi alabilir miyiz? Sade içiyorsunuz değil mi? Sade. Efendim Serhat? Hakan Bey merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Ya müdürüm, bizim çok eski bir müşterimiz var, 8 yıllık müşterimiz. Bizim için de özel bir müşteriyiz. Şimdi ben size bir dosya numarası versem, müsaadenizle bakabilir misiniz?
155-61-12 nolu dosya. Tamam. Parça bekliyoruz, evet. Şimdi bu parçada, ben buradan dosyadan detayları göremedim. Hangi parçalar bekliyoruz? Şanzımanla ilgili parça bekliyoruz. Bunu bizim anlaşmalı olan yetkili servisimizde yok. Şöyle yok, bir şey, Türkiye'de yok, yurt dışından gelecek. Diğer özel servislerde, Ankara'daki servislerde falan bir baktırsak yardımcı olabilir mi? Hepsine baktırdık, yok. Bu arada kargo şeylerinde de sıkıntı var. 2-3 haftadan sürecek herhalde parça kullanması. Yani ortalama 3 hafta süre içerisinde kargo gelebilir. Evet, ama yan sanayi isterse yurt dışından bir şey ayarlayabiliriz ama illa orijinal istiyorsa bekleyecek 3 haftadan. Ben notumu aldım. Bir de şöyle göreceğim şimdi. Müşteri baştayken ben araç talep etmemiş. Hiç kullanmamış mı? Kullanmamış. Ben bu dosya için ikenli araç alabilir miyim? Yani perte dönmeyecekse, böyle bir ihtimal de var çünkü. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi Serdar Bey, aslında başta konuştuğumuz gibi burada sizin parça tedarik ederken genel olarak özellikle hasar ürünü arayarak sizin için görüştüm. Parça yurt dışından gelecek. Bir de son dönemde biliyorsunuz Türkiye'de dünyada kargo krizi var. Yani siz samimi konuştuğunuz için Serdar abi, memlekette parçası zaten beğenmenin bu parçası bulundu. Bu araçtan bende de vardı. Ben de sattım. Hani gittim başka bir araç aldım. Şu an onu kullanacağım. Ben size şöyle yapalım. İmkanlı araç talep etmemişsiniz. Evet. Bunun yerine biz size yine bir imkanlı araç verelim. Yani bu süreçteki mağduriyetinizi gidermiş olalım. İkinci olarak da orijinal parça değil. Bu vereceğimiz imkanlı aracı ben zaten biliyorum, 2 hafta oldu.